sustum, KZ ilk bir, altın kuralın eğilmek, korumayı alırsan korumasın, don boz, infaz boz, her şey boz. Deve, cüce, tavşan. Ah hayır, tavşan yok, bu şaşırtmaydı. Eğer hayatınızın bir döneminde bile Counter Strike oynamışsanız bu söylediklerimi muhtemelen daha önceden duymuşsunuzdur. Ve sizde güzel anılar bırakmış olmalı. Akşam okuldan eve geldiğinizde veya hasta numarası yapıp hiç okula gitmediğinizde, bilgisayara geçip her gün oynadığınız o sunucuda saatlerce eğlendiğiniz, isyan çıkartmaya çalıştığınız, komutçunun oynattığı oyunları kazanıp korumalık yaptığınız veya sadece kredi biriktirip kostümler almaya çalıştığınız o günleri hatırlayın. Tek isteğimiz adminler gibi hook atmaktı sanırım. İşte bu videoda güzel anılarla hatırladığımız bu oyun modunun geçmişini ve nasıl ortaya çıktığını inceleyeceğiz. Yoksa aranızda hala hatırlamayanlar mı var? Sevilen oyun modu Jailbreak'in hikayesi karşınızda. Öncelikle Jailbreak oyun modunun nasıl oynandığını kısaca bir hatırlayalım. Her zamanki gibi CT ve T takımları bulunuyor. Her sunucunun kurallarına göre farklılık gösterse de T takımı genellikle CT takımından yaklaşık 6 kat daha fazla oyuncu barındırıyor. Yani özetle 3 tane CT oyuncusu varsa 18 tane T oyuncusu olduğunu düşünebilirsiniz. Tabi söylediğim gibi bu sayı sunucu kurallarına göre artış veya düşüş gösterebilir. T takımı oyuncuları mahkum konumunda ve hepsi genellikle parmaklıklar bulunan bir hücrenin veya kafesin içinde oyuna başlıyorlar. Ellerinde ise yalnızca bir bıçak bulunuyor ve herhangi bir satın alma menüsü bulunmuyor. T takımının oyuna başladıkları konumu bir hapishane olarak düşünürsek, CT takımı ise bu hapishanenin gardiyanları konumunda. Aralarında bir lider var ve buna komutçu deniyor, diğerlerini ise koruma. Ve her türlü silaha ve teçhizata sahipler. Geri kalan kısım çok basit. Gardiyanların canı sıkılmış olacak ki komutçunun yönlendirmeleriyle mahkumlar arasında yarışmalar ve oyunlar düzenliyorlar. Bu etkinlikleri kazananlara ise ödül veriyorlar. Bu ödül kimi zaman mahkumluktan kurtulup koruma olmak, kimi zaman da sunucu içerisinde kostüm, skin ve benzeri şeyler alabileceğiniz mağazada harcamak için kullanacağınız sunucu kredisi olabiliyor. Bir saniye, ben skin mi dedim? Bu videonun partneri Hellcase. Açıklamadaki linkten Stannex koduyla giriş yaparak yapacağın her yüklemeden %10 bonus elde edebilirsin. Ayrıca yükleme yapmasan bile Stannex kodunu kullanarak elde edeceğin 0.70 dolarlık ücretsiz bakiye ile sitede vakit geçirebilirsin. Burada aradığın her şey fazlasıyla var. Ucuzdan pahalıya yüzlerce kasa seçeneği, diğer kullanıcılarla kasa savaşı imkanı, yükseltme ve kontrat modları, hatta günlük yenilenen ücretsiz hediyeler bile mevcut. Sürekli düzenlenen etkinliklerde vakit geçirip ödüller kazanabilir veya çekilişlere katılabilirsin. Açıklamadaki linkten Stannex koduyla siteye kayıt olup %10 bonus ve 0.70 dolar ücretsiz bakiyeni almayı unutma. Beni dinleyip destek olduğunuz için sizlere ve bu videoya partner oldukları için herkese teşekkürler. Tabi mahkumların, gardiyanların bu küstah zevkine itaat etmekten başka opsiyonları daha var. O da emirlere uymayıp isyan çıkartmak. Haritanın belli bölgelerinde gizli bölümler, geçitler, hapishaneden firar ettikten sonra gardiyanlara karşı isyan çıkartmak isterseniz diye de harita içerisinde saklanmış silahlar da bulunuyor. İşte Jailbreak oyun modunun tüm olayı bundan ibaret. Çok kompleks olmayan ancak içerisindeki onlarca oyun ve etkinlik alanı ile oldukça keyifli hale gelen bir oyun modu. Yıllar boyunca Counter-Strike topluluğu, Counter-Strike'ın modlamaya ve harita tasarlamaya oldukça elverişli durumu sayesinde binlerce içerik oluşturdular. Bunlardan birisi de yıllar içerisinde saygınlık kazanan ve diğer unutulmuş modlar arasından sıyrılmayı başaran Jailbreak moduydu. Aslında bu mod sıfırdan oluşturulmuş yeni bir mod değildi. Bunun için çok eskiye, bayağı eskiye gitmek gerekiyor. Counter-Strike beta zamanında escape yani kaçış anlamına gelen bir oyun modu vardı. Bu mod her ne kadar betadan sonraki 1.3, 1.5, 1.6 veya Counter-Strike'ın single player versiyonu olan Condition Zero'da resmi olarak bulunmasa da oyuncular haritaları indirip yerel sunucularında oynayabiliyorlardı. Haritaları indirip diyorum çünkü Escape oyun modunun haritaları olan ve ES alt tire ile başlayan hiçbir harita sonraki sürümlerde oyun içerisinde bulunmadı. Bu oyun modunda T oyuncuları aynı Jailbreak'te olduğu gibi bir bölgede tutsak oluyorlardı ve bölgeden kaçmaya çalışıyorlardı. Oyun moduna ismini veren Escape de buradan geliyor. T takımının oyunu kazanması için 3 oyuncunun başarılı bir şekilde kaçması veya CT oyuncularını ortadan kaldırması yeterliydi. CT'lerin ise görevi T'lerin kaçmasına engel olmaktı. Ve yine Jailbreak'te olduğu gibi T oyuncuları herhangi bir silaha veya ekipmana sahip olamazken haritanın çeşitli yerlerine dağıtılmış olan ekipmanları alabiliyorlardı. Bu mod tahmin edebileceğiniz üzere pek fazla tutmadı. Eğer tutsaydı bu modu şu an bu videodan öğreniyor olmazdınız. Tutmama sebebi ise çok basit. Dengeli değildi ve CT'nin çok fazla avantaja sahip olduğu kurallar ve haritalara sahipti. Bu modun yalnızca 3 tane resmi haritası bulunuyor. Birinci haritanın ismi Jail, deprem olmuş bir hapishaneden kaçışı ele alıyordu. İkinci harita ise Frantic, T takımının mahsur kaldığı bir metro istasyonunda geçiyor. Üçüncü harita Trinity, raydan çıkmış bir tren vagonunun bulunduğu kırsal bir alanda devam ediyor. Bu haritaların her biri beta zamanında oyunda bulunuyordu. Fakat oyuncular bu modun rekabetçi bir oyun modu olabileceğini hiç düşünmedi. Daha çok çerezlik mini bir oyun modu olarak düşündüler. Çünkü mod hatalar ve oyunu dengelemede sorunlar içeriyordu. Nitekim oyuncuların düşünceleri doğru çıktı ve mod basit bir yan seçenek dahi olamadan rafa kalktı. Ve şu an bu videoyu yapma sebebim olan bize unutulmaz anlar yaşatmış Jailbreak modunun ilham kaynağı veya başka bir tabirle çıkış noktası kısa bir süre beta'da
da denenmiş, daha sonra tarihin tozlu raflarına karışmış olan Escape oyun moduydu. İlk etapta internette, özellikle haritaları tarayıp indirebileceğiniz sitelerde tarama yapacağınız zaman Jailbreak'in ilk haritasına ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuz. Fakat ilk Jailbreak haritasını tasarlayan gerçek fikir babasını bulmak pek kolay olmuyor. Birçok kişi Escape oyun modunun ilk haritası olan ESL'de Jail'in Belçikalı tasarımcısı Kurt Bluestrike Stetson'ı bu hikayenin başlangıcı olarak kabul etse de aslında Bluestrike'ın Jailbreak ile hiçbir alakası bulunmuyor. Sonuçta her ne kadar Jailbreak Escape'den ilham alınmış bir mod olsa da birçok farklı dinamik içeren başka bir oyun modu. Peki o zaman kim? Jailbreak'in ilk tasarımcısı kim? Sanılanın aksine Jailbreak 1.6 veya farklı bir sürümle değil 2004'te çıkan Counter-Strike Source oyunuyla ortaya çıktı. 2001 yılından beri hizmet veren Game Banana isimli harita ve mod paylaşım sitesinde ulaşabildiğimiz en eski Jailbreak haritasının siteye yüklenme tarihi 31 Temmuz 2008. Haritayı siteye yükleyen ise Posti91 nickli bir kullanıcı. Jailbreak'in ilk haritasının bu olmadığına neredeyse emin olsam da ne yazık ki internette ulaşabildiğimiz en eski harita bu. Harita sitelerinde daha eski bir sonuç alamayınca hedefimi bu defa YouTube'a yönlendirdim. YouTube'da ise bulduğum en eski oynanış videosu 2009 yılında yüklenmiş. 2009 öncesinde Counter-Strike videoları elbette bulunuyor ancak arama filtresine Jailbreak kelimesini eklediğim anda tüm Jailbreak videoları kayboluyor. 2009'dan ise birkaç tane Jailbreak videosu bulunuyor. Bazısı 1.6'ya, bazısı ise Counter-Strike Source'a ait. Ve videolardaki her harita birbirine benziyordu. Dikkatli izleyince bu haritaların hemen hemen hepsinin tek bir harita olduğunu anladım. Bu görüntülerden yola çıkarak haritanın isminin BA-JB-Electric-Razor olduğunu buldum. Fakat haritanın birçok sürümü bulunuyor ve her videoda birazcık farklı görünüyor. Bunun sebebinin haritanın hem 1.6 hem de Source'da bulunmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu harita Jailbreak'in o dönem için en popüler haritalarından birisiymiş. Zaten hemen hemen her oynanış videosunda bu haritanın oynandığını görünce bunu anlamak pek zor olmuyor. Daha sonra yorumlarda ve video açıklamalarında başka detaylar var mı diye araştırırken bir detay daha fark ettim. Videoların çoğunda bu modun yeni bir mod olduğunu veya yeni popülerleşmiş bir mod olduğunu anlamamıza yol açacak ifadeler vardı. Örneğin video yükleyen oyun modu hakkında bilgiler veriyordu. Bu tarz haritalara sahip oyun modlarını nasıl bulacağını videoyu izleyenlere açıklıyordu. Mesela haritaların isminin BA alt tire ile başladığını yorumlarda söylüyordu. Veya açıklama kısmında bu modun kurallarından ve nasıl oynandığından bahsediyorlardı. Bu sayede Jailbreak'in ilk haritasının 2008-2009 tarihlerinde tasarlandığı konusunda emin olmasak da oyun modunun gerçekten bu tarihler arasında popülerleştiğini anlamış oluyoruz. Fakat doğruyu söylemek gerekirse asla tatmin olmadım. Jailbreak'in daha eskiye dayandığına neredeyse emin olsam da başka hiçbir sonuç bulamadım. Tam bu noktada bu konuyla alakalı araştırma yapmış başka birileri var mı diye bakarken Zas isimli kanalı buldum ve onun da bu konuyu araştırdığını gördüm. Kendisi de benimle benzer bir yol izledikten sonra tatmin olmamış olacak ki 17 Bodies isimli eski bir harita sitesi aklına gelmiş. Orada yaptığı araştırma sonucu günümüz Jailbreak moduna oldukça benzeyen Jail-Jampijo haritasını bulmuş. Harita 1.6 tabanlı ve 2004 yılında siteye yüklenmiş. Haritayı ise kimin tasarladığı bilinmiyor ve haritayı ne yazık ki indiremiyoruz. Ayrıca 17 Bodies'te bir miktar araştırma yapınca 2006, 2007, 2008 gibi tarihlerde yüklenmiş Jailbreak'e benzer başka haritalarda bulmayı başardım. Ve sanırım Jail-Jampijo'nun en azından bulabildiğimiz en eski Jailbreak haritası olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada videoda Jailbreak oyun modunun Source ile ortaya çıktığını söylemiştim. Jail-Jampijo her ne kadar 1.6 tabanlı bir harita olup 2004'te siteye yüklenmiş olsa da tam siteye yüklenme tarihi 24 Aralık 2004. Counter-Strike Source'un ise tam çıkış tarihi 1 Kasım 2004 fakat önceki birkaç ayda beta olarak oynanabilir durumdaydı. Bu sebepten dolayı ben Jailbreak'in ilk versiyonunun hala Source'da olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun hakkında bir kanıt bulana dek Jail-Jampijo'nun en eski Jailbreak haritası olduğunu söyleyebiliriz. Counter-Strike'ın Jailbreak oyun modu Counter-Strike severler tarafından 1.6 ve CSGO'da uzun yıllar oynandı. Ancak zannedilenin aksine bu mod dünyada Türkiye'deki kadar ses getirmedi. Elbette ki Counter-Strike kültürüyle içli dışlı olan hemen hemen herkes bu moddan haberdardır. Ancak sunucu sayısı ve oyuncu sayısı olarak Türkiye diğer ülkelerden açık ara ilerideydi. Kısacası nedendir bilinmez çoğu Avrupa, Amerika ve Asya ülkesinde bu mod kısa süreliğine ünlenmiş bir modken özellikle Türkiye'de ve ufak bir miktarda ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinde hala güncelliğini koruyor. Günümüzde ise CS2'nin çıkış yapmasıyla ilk etapta topluluk sunucuları kendini bir nevi sıfırdan inşa etmeye başlasa da kısa sürede neredeyse eskisi gibi geliştiler. Jailbreak modu ise yıllar önceki popülerliğine sahip olmasa da özellikle Türkiye'de hala oynanan ve sunucuları bulunan bir oyun modu. Eğer anlatımım hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok değerli. Ayrıca ekstra destekte bulunmak isterseniz de katıl ve süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.